Geçtiğimiz Haziran ayının son günlerinde Karadeniz bölgesine etkili olan sağanağın yol açtığı selden en çok etkilenen yerlerden biri de Kastamonu'nun İnebolu ilçesi oldu. Yükselen sular daha önce de çay üzerindeki geçitleri yıkmıştı. Onların yerine hala yenileri yapılmadı. Vatandaşlarsa bakın o köprüleri nasıl geçmeye çalışıyor. Sel yaya geçitlerini yıktı. Vatandaşlar inşaat halindeki köprüden binbir güçlükle geçmeye çalıştı. Sel felaketinin ardından köprümüz, yaya köprümüz vardı. Otogar'a gelip gittiğimiz. O gitti. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 27 Haziran'da etkili olan yağış kısa sürede sele dönüştü. Sağanak sonrası oluşan sel ilçeden geçen çay üzerindeki yaya ulaşımının sağlandığı köprüleri yıktı. Köprülerin yıkılmasının ardından yenisi için harekete geçildi. Ancak o çalışma bir türlü bitirilemedi. Otogara ulaşmak isteyen vatandaşlar inşaat halindeki ve üzerinde demirlerin bulunduğu köprüden geçmeye çalıştı. Demirlerin aralarından geçiyorlar, yaralanmalar, düşmeler ki birebir şahidim düşen insanlara. Ben korkuyorum ki bir gün birinin başına burada çok kötü bir şey gelecek. Vatandaşlar yaralanmasın diye tahtadan yol yapıldı. Ancak o tahtalarda çözüm olmadı. Demirler nedeniyle vatandaşlardan düşerek yaralananlar oldu. İlçede 4 yıl önce de sel felaketi yaşanmıştı. O dönem yıkılan köprüler de hala tamamlanmayı bekliyor. İlçede yaşayan vatandaşlarsa mağdur edildiklerini belirterek köprü ve yaya geçitlerinin bir an önce tamamlanmasını istiyor.